Sevgili arkadaşlar, merhabalar. 18. konu anlatım köyümüzde coğrafya konularımızdan çevre ve toplum ünitesini hep birlikte ele alacağız. Arkadaşlar, çevre ve toplum ünitemizde doğanın korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bazı bilgileri hep birlikte görelim istiyorum. Dilerseniz dersimize hemen başlayalım. Doğanın işleyişiyle başlayalım sevgili arkadaşlar. Bakınız, tarih boyunca insanlar doğal kaynakların sınırsız olduğunu düşündüğü için doğal kaynakları bilinçsiz bir şekilde kullanmışlardır. Ama zaman içinde hem nüfusun artması, böylelikle ihtiyaçların çeşitlenmesi, özellikle artan nüfusa bağlı olarak doğal kaynaklar hızla tükenmeye başlamış ve buna bağlı olarak da biyoçeşitlilik azalmıştır. Eğer alternatif kaynaklar bulunmazsa hem çevre hem de beslenme sorunlarıyla ileriki dönemlerde karşı karşıya kalacağımız da aşikardır. Bakınız, gelişmiş ülkeler nüfus artışlarını kontrol altına almışlardır ve üretimle tüketim arasında sürdürülebilir bir politika izlemektedirler. Ama az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus hızla artmakta, nüfusu besleyebilmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için bilinçsiz bir şekilde doğal kaynaklarını tüketmektedirler. Bu durum kendisini şu örnekte de gösteriyor. Bakınız lütfen. Aral Gölü'ndeki suyun pamuk tarımı için aşırı derecede kullanılması sonucunda gölün sularının artık günümüzde azalmaya, belirgin bir şekilde hem de azalmasına neden olmuştur. Çünkü Aral Gölü dünyanın 4. büyük gölüyken şimdi artık gemi mezarlığına dönüşmüş bir halde. Palandöken ve Kargapazarı dağlarında çayır ve meraların aşırı otlatılması günümüzde bitki örtüsünün tahrip edildiği bir alan haline gelmesini, erozyonun arttığı bir bölge haline gelmesini sağlamıştır sevgili arkadaşlar. Evet, örnek bir sorumuz var. Günümüzde ekolojik dengeyi bozan önemli faktörlerden biri de doğal çevrenin insanlar tarafından bilinçsizce kullanılmasıdır. Bu durum özellikle az gelişmiş bölgelerde büyük boyutlara ulaşmıştır. Tam kapasitesinin üzerindeki bu kullanım aşağıdaki alanların hangisinde daha belirgin olarak etkisini hissettirmektedir deniyor. Arkadaşlar, taşıma kapasitesinin üzeri demek ne demektir? Sevgili arkadaşlar, şu anlama geliyor. Aşırı derecede kullanmak anlamına geliyor. Taşıma kapasitesinin üzeri. Arkadaşlar, yukarıdaki bölgelere baktığımızda Orta Asya'daki Aral Gölü ve çevresinde tarımsal aşırı sulama ve Aral Gölü'nü besleyen kaynakların insanların hızlı bir şekilde kullanması Aral Gölü'nü kurumayla baş başa bırakmıştır. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. O yüzden D şıkkında Aral Gölü'nde daha fazla etkisini hissettirmektedir. Doğru cevap şıkkımız D olacaktı. Toprak ve ormanların sınırlılığına bir bakalım dilerseniz arkadaşlar. Bakınız, geçmişten günümüze dünya nüfusu artar. Bu durum beslenme ve konut ihtiyacını artırır. Bu durum hem toprak hem de orman alanlarının daralmasına neden olur ve böylelikle dünyadaki ekosistem ve biyoçeşitlilik azalmaya başlar. Şehirleşmeler nasıl olmalı peki? Arkadaşlar, şehirleşmeler doğal çevrenin etkisi dikkate alınarak genişletilmeli ve bu etki doğaya daha az tahribat verecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Su ürünlerine baktığımızda özellikle sanayileşmenin etkisini görüyoruz. Çünkü endüstriyel atıklar, şehirlerin kanalizasyonlarıyla, denizlere dökülen çöplerle ve radyoaktif atıklarla birlikte kirlenmeye neden oluyor. Bu da canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Teknolojinin artması ise sevgili arkadaşlar, insanların artık açık denizlere açılabilecek devasa gemiler yapmasını ve böylelikle balık sürülerinin yerlerini kolayca bulmasını, normal limitinden daha fazla balık avlanmasını, dip tarama yöntemiyle mercan resiflerinin yok olmasına maalesef neden olmaktadır. Doğaya karşı aşırı baskı. Sevgili arkadaşlar, bakınız, doğa kendini bir taraftan yenilemektedir. Tamam, insanlar doğayı kullanıyorlar, kendi ihtiyaçlarını doğadan karşılıyorlar ama ne kadar hızlı tüketmeliyiz? Doğanın kendini yenileme hızından daha fazla olmamalıdır. Peki durum böyle mi? Tabii ki hayır. Canlıların kontrolsüz olarak avlanması maalesef birçok canlı türünün de yok olmasına neden olmaktadır. Bu durum beslenme halkası ve taşıma kapasitesi üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkartmıştır. Bakınız, ekosistem canlılar arasındaki ilişki düzeyini bir şekilde işlemesini sağlarken beslenme seviyesinde her bir basamak başka bir beslenme halkasını oluşturuyor.
beslenme halkalarından bir tanesinin kırılması yani zarar görmesi bir diğer halkanın kopmasına neden olmaktadır. Özür dilerim. Beslenme halkasının kırılmasına neden olan olaylara baktığımızda ise sanayileşmeyi, şehirde yerleşilebilen alanların genişlemesini, toprak su hava kirliliği, orman tahribi, bilinçsiz avlanma gibi nedenler maalesef beslenme halkasının kırılmasına neden olmaktadır. Bakınız, doğanın belli bir taşıma kapasitesi var. İnsanların doğaya vermiş olduğu zararlar taşıma kapasitesinin altında olduğunda doğa kendini tekrar yenileyebilirken vermiş olduğu zararlar taşıma kapasitesinin üzerinde olduğunda doğanın kendini yenilemesi çok zorlaşacaktır sevgili arkadaşlar. Doğanın bilinçsizce kullanımı maalesef geçmişte yaşanan bazı hayvanların günümüzde neslinin tükenmesine, bazılarının ise tükenmekle neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Peki hangi hayvanlar bunlar? Bir bakar mısınız lütfen sevgili arkadaşlar? Dinozorlar, moa kuşu, mamut, hazar kaplanı, Anadolu panteri, Anadolu aslanı, bakın bunların hepsi nesli tükenen hayvanlar. Anadolu kaplanı demiştik, hubara, Tazmanya kaplanı, beta kobrası, tüm bunların hepsi geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri, sanayileşme, şehirlerin genişlemesi, avcılık gibi nedenlerden dolayı, bilinçsizce avlanma nedenlerinden dolayı nesli tükenmiştir sevgili arkadaşlar. Peki nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan en başta Java gergedanı arkadaşlar, Endonezya ve Vietnam'da yaşayan bu hayvan türü sayıları 60'tan az. Bu ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Sanırım nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvanlar içerisinde ilk sırayı Java gergedanı almaktadır. Ama bunun dışında alacaktır, özür dilerim. Ama bunun dışında altın başlı langur, bu da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dev Mekong yayın balığı, Meksika yunusu, Cross River gorili ve Sumatra kaplanı. Sevgili arkadaşlar, bu hayvanlarda nesli tükenmekle karşı karşıya. Siyah ayaklı dağ gelinciği, pigme borneo fili, büyük panda, kutup ayısı. Bunlar da sevgili arkadaşlar, küresel ısınmanın etkileri, iklim değişikliği, şehirleşme, sanayileşme, bilinçsizce avlanma, doğanın hızlı tahribatı ekosistemi yok etmekte. Ekosistemin yok olması maalesef doğanın kendi işleyişini yani beslenme zincirindeki halkaların kırılmasını ve böylelikle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını sağlamaktadır. Arkadaşlar, çevre sorunlarının önlenmesine yönelik bazı uygulamalar da yok değil, elbette var. Mesela İsviçre'de sevgili arkadaşlar, kağıtlar, camlar, piller ayrı ayrı toplanıp depolanmakta ve böylelikle geri dönüşümü sağlanabilmektedir. Ayrıca bahçesi bulunan insanlar kestikleri çimleri ve budadıkları dalları 2 haftada bir toplayıp sokağa bırakıyorlar. Toplanan bu atıklar gübre oluşumuna neden oluyor. Bakınız bu tip çalışmalar tabii ki özellikle toplumsal çevre bilinci oluşturması açısından çok çok önemli. Türkiye'den bir örnek verecek olursak Ankara'nın Mamak ilçesi çöplük yığınlarıyla karşı karşıyaydı ama günümüzde Mamak'ta kağıt atık depolama alanı haline dönüştürülmüş. Hatta sevgili arkadaşlar bu alanda Mamak'ta domates yetiştiriciliğine dahi geçilmiştir. Demek ki insanlar geri dönüşümü mümkün olan materyalleri sınıflayarak ayrıştırabilirse, organik evsel atıklar gübreye dönüştürülebilirse, hafriyat, inşaat ve yıkıntı alanları taş kırma ve ayaklama sistemleri ekonomiye kazandırılırsa, sera projesi kapsamında ki bu çöplük alanda toprak yerine domates bile yetiştirilebiliyormuş sevgili arkadaşlar. Nijerya'dan da bir örneğimiz var. Bakınız burada da özellikle sevgili arkadaşlar en büyük, en fazla nüfusa sahip olan şehirlerden Lagos'ta çöpler sağlığı ve çevreyi tehdit etmekte. Burada bir proje geliştirilmiş. Geliştirilen proje sevgili arkadaşlar projeyle birlikte çöp toplama, bisikletlerle çöp toplama teşvik edilmiş. Bunun karşılığında insanlar bu proje karşılığında topladıkları çöpler karşılığında puan kazanıyorlar ve bu puanlarla hem ev ihtiyaçlarını hem de ev eşyaları alabiliyorlar.
Çevre koruma uygulamalarına bakıldığında sevgili arkadaşlar, bakınız doğa koruma bilinci. Sanayi devrimiyle birlikte başlayan 19. yüzyılda hız kazanan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı, tarım alanı açma, kentleşme, ormanların tahribatı, sanayileşme ve çevre kirliliği sonucunda doğa koruma bilinci oluşturulmuş ve bunun için Avrupa Birliği'nde birçok çevre politikası gerçekleştirilmiştir. Bu politikalarla birlikte çevrenin korunması, doğal kaynakların akılcı ve dikkatli kullanılması, kalitesinin yükseltilmesi, çevre problemlerine bölgesel ve küresel düzeyde önlemler alınması, insan sağlığının korunması hedeflenmiştir. Bu anlamda atık yönetimi, gürültü kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, doğanın korunması, iklim değişikliği ve life destek programlarıyla Avrupa çevre programları geliştirerek az önce bahsetmiş olduğumuz çevre sorunlarını en aza hatta ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Çevresel örgütler ve özelliklerine baktığımızda özellikleri nedir, neden ortaya çıkmaktadır ve niye böyle çevre örgütleri yaygın olarak hem bölgesel hem de küresel olarak çalışmaktadır? Çünkü insanların faaliyetlerini gerçekleştirirken çevre faktörünü ihmal ederek ekolojik denge bozulur. Çevre yönetiminin ise tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir şekilde mevcut doğal kaynaklarla yaşamlarını sürdürebilmesini hedeflemektedir. Bunun için yeryüzündeki kaynakların sınırlı olduğuna ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde tahrip edildiğine dikkat çekilir. Ekolojik dengenin bozulmadan ekonomik kalkınması sağlanmaktadır. Bu amaçla sevgili arkadaşlar, doğal kaynakların korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla kamu ve özel kesim tarafından hem iletişim, hem planlama, hem de denetleme anlamlarında sistemler oluşturulur. Çevre bilinci sistemleri. Bunun için insanın çevre üzerindeki olumsuz etkisini asgari düzeye indirilmesi anlamında, toplumun çevre bilincini artıracak, çevrenin korunmasına, geliştirilmesine katkıda bulunacak yasal düzenlemeler, yönetmelikler ve kararların sıkı bir şekilde uyulmasının sağlanması gibi çevresel örgütlerin kurulması planlanmıştır. Evet, test sorularımıza bakacak olursak sevgili arkadaşlar, birinci sorumuzda nüfusları hızla artan ülkeler nüfuslarını besleyebilmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için doğal kaynakları aşırı ve bilinçsiz bir şekilde kullanmışlardır. Buna göre haritada numaralarla gösterilen alanların hangilerinde doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce kullanıldığı söylenebilir. Arkadaşlar, yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlara baktığımızda bakınız 1 ve 4 numaralı alan gelişmiş sanayi bölgeleridir ve bu teknolojiye sahiptir. Ancak 2 ve 3 numara için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Doğru cevabımız C şıkkında doğru olarak verilmiştir. Bir bölgedeki su kirliliğinin en önemli nedeni sanayileşme ve nüfus miktarının artmasıdır. Buna göre haritada gösterilen akarsulardan hangisinin diğerlerine göre daha kirli olduğu söylenebilir. Arkadaşlar, hem nüfusun hem de sanayinin yoğun olarak geliştiği Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ganj, Hindistan, bu alanlarda sanayi kirliliğinin çok fazla olmasından dolayı daha kirli olduğunu söylemek mümkündür. Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik uygulamaların başarısı ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre değişebilir. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin hava kirliliğine karşı aldığı önlemin diğerlerine göre daha yetersiz olduğu söylenebilir. Tabii ki bunların içerisinde teknolojisi en geri olan Pakistan ve Karaçi sevgili arkadaşlar. Diğerlerinde önlem alabilecekleri teknoloji varken Pakistan'da olduğu söylenemez. Daha yetersiz olduğu söylenebilir sevgili arkadaşlar. Beslenme seviyesindeki her bir basamak beslenme halkasını oluşturur ve beslenme halkalarından birinin kırılması ekosistemin işleyişinde çeşitli biyolojik, biyoçeşitlilik sorunlarına neden olur. Buna göre haritada numaralarla gösterilen alanlardaki şehirleşme göz önüne alındığında hangisinde beslenme halkasının kırılma ihtimalinin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenir? Tabii ki sanayileşme ve şehirleşmenin en hızlı gelişmiş olduğu Amerika'nın doğu kıyıları sevgili arkadaşlar. En gelişmiş olan bu alanda artık ekosistem adına herhangi bir nokta kaldığı pek de söylenemez. O yüzden doğru cevabımız A, bir numara olacaktı sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin neslinin tükenme tehlikesi diğerlerine göre daha fazladır?
Arkadaşlar bu konuyu anlatırken de söylemiştim. Dünyada sayıları yaklaşık 60 tane kalan Javan gergedanı sevgili arkadaşlar. Maalesef neslinin tükenme tehlikesi diğerlerine göre çok daha fazladır. O yüzden doğru cevabımız B olacaktı sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde nesli tükenen hayvanlara örnek olarak gösterilebilir deniyor. Arkadaşlar geçmiş dönemlerde iklim değişikliklerinin neden olmuş olduğu mamut, bakınız tüylü fil diye bildiğimiz sevgili arkadaşlar mamutlar günümüze kadar gelmeyi başaramamıştır. Bu da iklim değişikliklerinin ortaya çıkartmış olduğu bir sonuçtur. Nesli tükenen hayvanlara örnektir ama diğerleri sevgili arkadaşlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvanlardır. Evet sevgili arkadaşlar 18. konu anlatım föyümüzün sonuna geldik. Sonraki konu anlatım föylerinde tekrar görüşmek ümidiyle kendinize dikkat edin. Herkese başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.